Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Saf suyun özelliklerinden bahsedeceğiz burada. Yani saf suyun öz kütlesi. Bakın, su dışındaki diğer maddeler ısıtıldığında hacmi artar. Bakın cümleye dikkat edin. Su dışındaki diğer maddeler ısıtıldığında hacmi artar. Örnek nedir? İlk aklıma gelen cimadır gençler. Ya da gittik marketten süt aldık. Diyelim ya da sütçümüzden süt aldık gençler. Onu ocağa attık, tencerenin içerisinde ısıtmaya başladık. Bir müddet sonra bizim sütümüz ne yaptı? Kabarmaya başladı. Ya da cıva ya da alkol, bakın gençler, ısıtıldığında yükselmeye başladı. Neden? Çünkü bunları oluşturan moleküllerin elektronları hareketlenmeye başladı. Kinetik enerjisi arttı. Bu da hacminin artmasına neden oldu. Bu durumda bakın ne oldu? Öz kütlemiz azaldı. Demek ki su dışında diğer maddelerin hacimleri artarmış. Ne, hangi zaman aralığında? Bütün sıcaklık değerlerinde artarmış. Peki su dışındaki bir maddeyi aldım. Bunun öz kütlesi D eşittir M bölü V'dir. Peki M demek madde miktarı asla değişmez. Peki biz bu maddeyi ısıttığımız zaman hacmi ne yapar? Artar. Hacim artarsa da öz kütlesi azalır. Fakat gençler, su için bu durum böyle değildir. Bakın, su için farklı bir durumdur. Suyun yanında başka hangisi aklımıza gelebilir? Bizmut ya da antimum için de bu böyle değildir. Bakın bu grafiğe baktığımız zaman şuradaki sıcaklık değerimiz nedir? 0. Buradaki sıcaklık değerimiz artı 4. Buradaki sıcaklık değerimiz ise artı 8. Demek ki bu kime ait gençler? Suya ait, bakın. Suya ait hacim sıcaklık grafiği. Peki şurası çok önemli, bakın. Şurası önemli gençler. Bakın burada ne olmuş? Artı 4 santigrat derecede. Bakın hacim minimum değerine ulaşmış. Bakın hacim minimum olmuş. Peki artı 4 santigrat derecede hacim minimumken bizim öz kütlemiz ne olmuş? Bakın maksimum değere ulaşmış. İşte bu maksimum değer dediğimiz gençler 1 gram bölü santimetre küptür. Peki biz bu grafiği okuduğumuz zaman nasıl okuyacağız bunu? Diyeceğiz ki suyun, saf suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden artı 4 santigrat dereceye gelinceye kadar hacmi azalır. Peki bu bölgede hacim azalırsa öz kütlemiz ne yapar gençler? Artar. Ve 1 olur. Artı 4 ile 8 arasını incelediğim zamansa artı 4'ten 8'e gelinceye kadar sıcaklık artmaya başlamış. Peki sıcaklık arttıkça dikkat ederseniz suyun hacmi de artmış. Aynen diğer maddeler gibi davranmış, bakın. Peki bu durumda artı 4'ten artı 8'e gelinceye kadar hacim artmış ve öz kütlemiz ne yapıyor, bakın gençler, burada azalmaya başlıyor. Evet. Şimdi gelelim, bakın burada ne demiş bize gençler? Saf suyun sıcaklığı artı 4 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye kadar hacimdeki artmaya bağlı olarak öz kütle azalır. Bakın böyle bir soru gelir bize gençler. Der ki saf suyun sıcaklığı arttıkça öz kütlesi artar mı? Ya da azalır mı diye sorar. Demek ki ben bunu iki şekilde inceleyeceğim. Saf suyun sıcaklığı sıfırdan artı 4'e kadar geldikçe öz kütlesi artar. Ama dikkat edin, artı 4 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye kadar saf su normal sıvı gibi davranır. Yani öz kütlesi iyice azalır. Bakın dikkat edin, 100 santigrat dereceye geldiğinde artık öz kütlesi ne oluyor, bakın? 0.0006 oluyor. Bu neredeyse havanınkine eşit bir değer. Peki bu değer havanınkine eşit olduğunda ne oluyor? Artık buharlaşma olayı gerçekleşiyor. Su faz değiştirip sıvı fazdan buhar fazına geçmiş oluyor. Şimdi gençler, saf suyun 0 santigrat derece ve artı 8 santigrat derecedeki serüvenini burada incelemiş olduk. Peki bir de bize şunu sorabilirler.
Derler ki mesela hocam işte 0 santigrat derecedeki öz kütlesi nedir? Artı 8'deki öz kütlesi nedir? Biz neyi ezberledik? Artı 4 santigrat derecedeki öz kütlesinin 1 olduğunu ezberledik. Peki o halde demek ki artı 4 santigrat derecedeki saf suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küpmüş. Peki sıfırdaki öz kütlesi nedir? 0 nokta bakın 999. Peki artı 8'deki öz kütlesi nedir? Bakın artı 8'deki öz kütlesi de hemen hemen buna yakındır. Demek ki saf su 0 santigrat derecede buz haline geldiğinde öz kütlesi ne yapıyor? Azalmaya başlıyor. Bak saf su sıfırdaki suyun öz kütlesi 0.999 iken bakın dikkat edin. Saf su sıfırda buz haline geldiğinde öz kütlesi 0.9150 oluyor. Demek ki azalıyor. İşte bu sebepten dolayı gençler bizim suyun içerisine buzu attığımız zaman yoğunluk farkından dolayı suyun belli bir kısmı üstte kalıyor. Ha bu da neye karşılık geliyor? %1'lik bir kısma karşılık geliyor gençler. Demek ki bir buzdağının görüntüsü gibi eğer ki suyun ya da denizin üzerinde bakın görsele dikkat edecek olursanız denizin üzerinde küçük bir buz kütlesi varsa ama bu denizin dibinde ise bu kütlenin çok çok daha büyük katı vardır. Peki diyeceksiniz ki neden su bizmut ve antimum diğer sıvılar gibi davranmıyor. Peki bunun nedeni gençler, bilim insanları araştırmışlar. Molekül yapısı nedeniyle su donduğunda hacmi büyüyen nadir maddelerdendir. Peki bunun sebebi ise aralarındaki suyun içerisinde bulunan hidrojen bağlarından kaynaklanmaktadır. Peki buna demin dediğimiz gibi başka bir element var mı diye sorarsanız, bakın bizmut elementi var, bir de antimum elementi var. Bakın suyun gençler yoğunluğunun yani su buza dönüştüğü zaman yoğunluğunun azalması canlılar için önemli bir etkendir. Peki böyle olduğu zaman ne oluyor? Örneğin bir göl düşünün gençler. Göl donmaya yukarıdan başlıyor. Eğer alttan başlasaydı balıklar ne yapardı? Yukarı çıkardı. Ama su ya da göl yukarıdan donmaya başlıyor. Yukarısı buz tutuyor. Aşağıda ne var? Su var bakın gençler. Hatta geçmiş senelerde şöyle bir soru var bakın. Sizinle ben bunu da paylaşayım. Bir göl yatağı vermiş gençler bakın. Bu kışın hava soğuk ve bunu ne yapmış bakın. Bu göl donmaya başlamış. Atıyorum kafadan diyelim ki dışarıdaki hava sıcaklığı bakın 40 santigrat derece. Bak şu K noktasını sormuşlar. Buradaki L noktasını sormuşlar. Bir de buradaki M noktasının sıcaklık değerleri ne olabilir diye sormuş bakın. Dikkat edersek gençler burası nedir? Buz tabakası. Bakın burası buz. Şurası buz. Peki su ne yapıyordu? Üstten donuyordu. Üstten donmasının sebebi hidrojen bağlarıydı ve yoğunluğunun donduğu zaman azalmasıydı gençler. Peki o zaman diyorum ki K noktası hava ile temas halinde değil mi? Uzun bir süre geçtiğine göre K noktasının sıcaklık değeri nedir? Eksi 40 Celsius. Yani hava ile eşit. Peki burada ne var? Su var. Burada ne var? Buz var bakın. Peki burada ne oluyor? L noktasının sıcaklığı. Bakın gençler, su ve buzun beraber bulunduğu tek sıcaklık derecesi vardır. O da 0 Celsius. Demek ki L'nin sıcaklığı kesinlikle 0. Ama M için kesin bir şey diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. Artı 4 santigrat derecede bizim suyun yoğunluğu maksimumsa, maksimum suyun yoğunluğu da 1 gram bölü santimetre küp ise o zaman artı 4 santigrat derece M noktasının sıcaklık derecesidir. Ha buradan ne karşımıza ne tür bir soru gelebilir? Mesela şöyle diyebilir bakın gençler. Artı 4 santigrat derece su en yoğunsa o zaman bir göl yatağının dibinde artı 4 santigrat derecede su var demektir. Ha bunu ben şöyle açıklayabilirim. Kışın balıklar
ısınmak için gölün dibine giderler. Yazın da tam tersi olay gençler. Yazın dışarı sıcaklık artı 40'sa, artı 40 santigrat dereceden artı 4'e gelinceye kadar suyun yoğunluğu arttığı için yazın ise balıklar serinlemek için göl yatağının ya da deniz yatağının dibine inerler. Şimdi bir de gençler burada El Hazini'nin bilge terazisi bir diğer adı ile hikmet terazisi var. Peki El Hazini bu hikmet terazisi ile ne yapmış bakın. Havanın yükseldikçe yoğunluğunun azaldığını ifade etmiş. Bakın böyle bir soru da gelebilir. İşte aşağıdakilerden hangisi El Hazini'nin görüşlerinden biri değildir diye sorabilir. Demek ki El Hazini'nin görüşlerinden birisi havanın yükseldikçe yoğunluğunun azalması. Demek ki toprak tabakasından yukarıya doğru gittikçe yoğunluğu azalıyor. Doğru, çünkü yoğunluğu azalan madde nerededir? En üstte kalacaktır gençler, değil mi? Peki hikmet terazisi adı verdiği teraziyi nasıl tasarlamış gençler? 5 kefeli bir terazi olarak tasarlamış. Peki bu El Hazini burada ne yapmış gençler? Bakın burada El Hazini bakın 10 tane kıymetli taşın yoğunluğunu, bak 13 tane kıymetsiz cismin öz kütlesini, 18 tür sıvının öz kütlesini bulmuş. Bakın daha sonra burada ne yapmış? Kütle ölçümü için kullanılan terazi ile öz kütleye ulaşmış olması El Hazini'nin o dönemlerde, bakın yaşadığı dönemlere baktığımız zaman büyük bir başarısı olarak kabul edilmektedir. Şimdi bak güzel bir örnek var karşımızda gençler. Artık güncel sorular gelmeye başladı. Bak bu da güzel bir güncel soru. Altın kolyesini satmak isteyen Ceren, kolyenin %100 altından yapılıp yapılmadığını araştırmak istiyor. Ve bunun için de bir takım işlemler yapıyor. Birincisi, altın kolyeyi terazi ile tartıp kütlesinin 100 gram olduğunu ölçüyor. İkinci işlemi, bu altın kolyeyi dereceli bir kabın içerisine atıyor bakın. Onu yapalım. Demek ki burada Ceren dereceli bir kap almış ve bunun içini suyla doldurmuş. Ve dereceli kabın ölçeği neyi göstermiş? Yüzü göstermiş. Bak bu da bunun neyi? Kolyesi bak. Burası da kolye. Peki bu kolyeyi gençler suyun içerisine atıyor. Peki bu kolyenin yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için kolye kabın dibine değiyor. Yani batıyor bakın. Peki bu kolye battığına göre öğrenmiştik bakın daha öncesinden hacmi kadar sıvıyı yükseltecektir. Bakıyor ki Ceren burası neyi okumuş? 110 santimetre küpü göstermiş bakın. Demek ki Ceren burayı 110 santimetre küp okuyor. Ha buradan neyi bulmak istiyor Ceren? Buradan Ceren kolyenin hacmine ulaşmak istiyor. Ve dikkat ederseniz kolyenin hacmine ulaşıyor ve kolyenin hacminin 10 santimetre küp olduğunu buluyor. Peki daha sonra Ceren tutuyor, internete bakıyor, başvuruyor, işte Google'dan yazıyor, altının yoğunluğu nedir diye bakıyor. Bakıyor ki altının yoğunluğunun 19 gram bölü santimetre küp olduğunu öğreniyor. Peki buna göre yaptığı araştırmada yukarıdaki yargılardan hangi sonuca ulaşır diye soruyor bize. Birincisi, Ceren altın kolyenin yoğunluğunu 10 gram bölü santimetre küp olarak hesaplar. Peki yaptığı deney sonucunda Ceren altın kolyenin yoğunluğunu hesaplamak istiyor. Peki altın kolyenin yoğunluğunu nasıl hesaplayacak? Önce altın kolyenin kütlesini bilmek zorunda. Daha sonra da altın kolyenin hacmini bilmek zorunda. Peki götürüp eşit kollu teraziye tarttığı zaman altın kolyenin kütlesinin 100 gram olduğunu ölçmüş. Peki suyun içerisine atmış. Altın kolyenin hacminin de bakın gençler 10 santimetre küp olduğunu görmüş. O halde altın kolyenin hesaplamalar sonucunda öz kütlesinin 10 gram bölü santimetre küp olduğunu bulur. Evet. Ondan sonra bir düşünür. Neden? Çünkü internete baktı. Altının yoğunluğunun 19 olduğunu gördü. Ha, o zaman dedi ki demek ki benim kolyem saf bir altın değil. Ama hesaplamalar sonucunda doğru hesaplıyor Ceren gençler. Kolyenin yoğunluğunun 10 gram bölü santimetre küp olduğunu hesaplar. İkinci öncül kolyenin içinde altının öz kütlesinden daha yoğun bir
madde konulduğunu düşünür. Peki buna bakıyoruz. Şimdi altının öz kütlesi kaç? Gerçekte 19. Peki biz ne ölçtük? 10 ölçtük. Gerçekteki öz kütlesi ne yapmış? Küçülmüş. Biz ne yapmış bu kolye üreten kişiler? Altının yoğunluğunu düşürmüş. Yoğunluğunu kaça getirmiş? 10'a getirmiş. Ona getirdiğine göre bu ne anlam ifade ediyor gençler? Kolyenin içinde altının öz kütlesinden daha yoğun bir madde yok. Daha az yoğun bir madde var. Demek ki ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncül, kolyenin hepsi saf altın olsaydı önceki kütlesinden daha hafif olurdu. Peki buna bakıyoruz. Ceren ölçtüğünde kolyenin kütlesini kaç gram ölçtü gençler? 100 gram ölçtü. Peki bu kolyeyi yapan firma hepsini altın kullansa idi ne yapacaktı? Altının öz kütlesini kullanacaktı. Bakın o zaman kolyenin kütlesi ne demek? Altının gerçek öz kütlesi ile altının gerçek hacminin çarpımı. Peki altının gerçek öz kütlesi kaç? 19. Hacmini yaptığım deneyde 10 santimetre küp buldum. Demek ki hepsi altın olsaydı 190 gram olurdu. Önceki kütlesinden hafif mi olurdu? Hayır, daha ağır olurdu. O halde bizim doğru cevabımız ne çıkıyor gençler? A seçeneği çıkıyor. Şimdi gelelim gençler, sıvı karışımların öz kütlesinden bahsedeceğiz bakın burada. Şimdi karşımızda bir görseller var. Bakın böyle bir soru gelebilir. Der ki bu 3 tane görseli verir. Bunlar karışım mıdır der. Ya da homojen bir karışım mıdır ya da heterojen bir karışım mıdır diye soru gelebilir. Demek ki karşımızda ne var? Bir süt görseli var, bir çay var, bir de bulut var bakın. Karışım ne demek gençler? İki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden, bakın iki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden sabit basınç ve sıcaklıkta herhangi bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan, bakın bu cümleye dikkat edin, saf olmayan maddelere karışım denir. İşte karşımızdaki görsel, bakın atmosfer nedir? Bir karışımdır. Soluduğumuz hava bir karışımdır. Bakın toprak, çeşitli mineraller bir araya gelmiş bir karışım oluşturmuştur. Bakın gözyaşı, limonata, işte yediğimiz ve çok sevdiğimiz çikolata bakın bir karışımdır. Deniz suyu bir karışımdır. Peki günlük hayatımızda karşımıza çıkan bütün maddelerin çoğu saf olmayan bir karışımdır. İşte bu görseldeki çay nedir gençler? Saf olmayan bir karışımdır. İşte katılardan örnek verecek olursak meyve salatası. Bakın bir saf olmayan karışımdır. Şekerli su, madeni paralar, bunların hepsi saf olmayan karışımlara örnektir. Şimdi karışımda kullanılan maddeler birbiri içerisinde tamamen çözünüyorsa ve bir sıvı ise bu, bakın homojen bir karışım elde ediliyor demektir. Demek ki homojen karışımın içerisinde karışıma katılan maddelerin hepsi birbiri içerisinde çözünüyor demektir. Ve düzgün bir şekilde dağılmışlardır. Peki bu karışımlar düzgün bir şekilde dağılmazsa bu durumda oluşan karışımın adı heterojen bir karışımdır. Biz gençler bir sıvı çözelti aldığımız zaman ve bu çözeltiyi başka bir sıvının içerisinde boca edip karıştırdığımızda oluşan karışımın öz kütlesi dk ile gösterilir. Bakın homojen bir karışım yapmışım ve karışımın öz kütlesini de dk demişim. Peki türdeş karışımlara şekerli su, tuzlu su, kolonya, bakın sirke ya da parfümler örnek olarak verilebilir. Peki türdeş karışımların öz kütlesi hesap yapılaraktan bulunur. Şimdi biraz sonra buradaki hesaplara geçeceğiz gençler. Peki bir de türdeş olmayan karışımlar var. Mesela ayran gençler. Mesela süt. İşte yediğimiz yemek, işte içtiğimiz çorbalar. Türdeş olmayan bir karışım. Zeytinyağı, su. Su altta, zeytinyağı yukarıda kalır. İşte gittiğimiz zaman alıyoruz ya gençler, işte arabayı çalıştırmak için petrol ile suyu karıştırıyorlar bazen. Petrollü su, değil mi? Suyun üzerinde petrol kalıyor. Mesela deminki görselde olduğu gibi bulutlu hava. Bunlar
nedir? Türdeş olmayan karışımlara örnektir. Türdeş olmayan karışım demek, özelliği her yerde aynı olmayan karışımlar demektir. Bakın, birbirine türdeş olarak karışabilen, aynı sıcaklıktaki sıvılardan oluşan, bakın birbirlerine türdeş olarak karışabilen ve aynı sıcaklıktaki sıvılardan oluşan karışımın öz kütlesi, sıvıların öz kütlelerine ve karışımdaki miktarına bağlıdır. Demek ki karışımların öz kütlesi, saf maddelerin öz kütlesinin hesaplanmasına benzer bir şekilde olur. Mesela burada bir örneğimiz var. Diyelim ki burada bir sıvımız var, bakın gençler. Buradaki sıvının kütlesi M1. Peki buradaki sıvının kütlesi M2, hacmi V1, öz kütlesi D1. Bakın bunun hacmi V2, öz kütlesi D2. Bunlardan demiş ki herhangi bir oranda alınıp homojen bir karışım yapıldığında karışımın öz kütlesi karışıma katılan sıvıların, bakın, kütlesinin karışıma katılan sıvıların hacmine oranıdır. Mesela örnek verelim gençler. Burada kütlesi 40 gram olan, bakın, hacmi de 10 santimetre küp olan, öz kütlesi de ne olsun? Bu sefer 40'ı 10'a bölersem 4 gram bölü santimetre küp. Demek ki buradaki M1'in, bakın, kütlesi nedir? 40 gram. Bunu aldım. Artı buradaki M2'nin, bakın, kütlesi 20 gram olsun. Burada 20 gram, bakın. M2'nin kütlesi 20 gram. Bunu yazdım. Peki M2'nin hacmi 5 santimetre küp olsun. O zaman 20'yi ben 5'e bölersem M2'nin öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olur. Demek ki ben bunlardan büyük bir kabın içerisine alıp boca edip karıştırdığım zaman karışıma katılan M1 40 gram. Peki karışıma katılan M2 20 gram. Peki karışımdaki toplam hacim miktarı nedir? Bakın, 10 santimetre küp birinci sıvıdan alınmış. Bakın buradaki 5 santimetre küp de ikinci sıvıdan alınmış. Peki o zaman ne çıkıyor? 60 gramlık bir karışımın kütlesi var. 15 santimetre küpte ne var, bakın gençler? Hacim miktarı var. Değil mi? Peki o zaman ne çıktı? Bizim karışımın yoğunluğu, bakın, burada 4 gram bölü santimetre küp çıkar. Peki buradan bir sonuç da çıkar gençler. Karışımın yoğunluğu karışıma katılan sıvılardan herhangi birine de eşit olmadı. Bakın neden? Çünkü buradaki karışımın yoğunluğu, bakın, karışıma katılan sıvılardan herhangi birine eşit olamaz. Şimdi gelelim gençler. Burada ne anlatılmak isteniyor bize? Deminki yaptığımız gibi biz iki tane birbirlerine homojen karışabilen madde aldık, bakın. Bir daha tekrar yapalım burada. Birinci sıvının kütlesi M1 dedik, bakın. Hacmine V1 dedik, öz kütlesine D1 dedik. Peki ikinci aldığımız sıvının kütlesine M2 dedik, hacmine V2, öz kütlesi ise D2 olsun. Bu iki sıvıdan herhangi bir oranda alınıp homojen bir karışım yapıldığında oluşan karışımın yoğunluğu, bakın, D karışım eşittir. Nedir? Karışıma katılan sıvıların kütlesinin karışıma katılan sıvıların, bakın, hacmine oranı olur. Peki karışımların oluşması sırasında maddenin fiziksel özelliklerinde genellikle değişme olur. Ama karışıma katılan birinci maddenin, bakın, kütlesi M1 olan bir sıvının kaynama sıcaklığı, atıyorum kafadan, 20 santigrat derece ise, kütlesi M2 olan bir sıvının kaynama sıcaklığı 30 santigrat derece ise, biz bu iki sıvıyı karıştırdığımız zaman bu iki sıvının da kaynama sıcaklıklarında ya da erime sıcaklıklarında herhangi bir değişme olmaz. Mesela karışım yaptığımız bu sıvıyı biz alttan ısıttığımız zaman, yani ısı enerjisi verdiğimiz zaman, bakın, ısı enerjisi verdiğimiz zaman ilk önce hangisinin buharlaşacaktır?
Kütlesi M1 olan ya da öz kütlesi D1 olan birinci sıvı buharlaşacaktır. Peki daha sonra sıcaklık artmaya başladıkça ikinci sıvı buharlaşacaktır. Şimdi karışımların özelliklerine gelelim gençler. Bakın ilk özelliğimiz şu. Karışımın öz kütlesi karışıma katılan sıvılardan herhangi birine eşit olamaz ama arasında bir değer alır. Mesela diyelim ki buradaki D1'in yoğunluğu, bakın şurasına biz D2 diyeceğiz. Bakın burası D2'nin yoğunluğu. Burası D2 olsun. Buradaki D2 sıvısının yoğunluğu nedir? 4 gram bölü santimetre küp. Bakın D2'nin yoğunluğu 4. Bunu yazdım. Peki burası da D1, bakın gençler. D1'in yoğunluğu ise 2. Demek ki ben bu iki sıvıyı hangi oranda alırsak alayım, karışımın yoğunluğu asla 4 olmaz. Karışımın yoğunluğu asla 2 olmaz. 4 ile 2 arasında bir değer alır. Bakın dikkat edin. Birbirlerine homojen karışabilen iki sıvıdan yoğunluğu 4 olan ile yoğunluğu 2 olan bir sıvıyı alıp boca edip karıştırdığım zaman karışımın yoğunluğu 4 ile 2 arasında bir değer olur. Şimdi de bakın burada demiş ki gençler, birbirlerine homojen karışabilen iki sıvıdan eşit hacimde alınıp homojen karışım yapıldığında oluşan karışımın yoğunluğu nedir diye soruyor bakın. Demek ki burada V hacminde, bakın DA sıvısı var, yine V hacminde DB sıvısı var. Peki deminki örnekleri alalım. DA sıvısının yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp olsun. B sıvısının yoğunluğu ise 4 gram bölü santimetre küp olsun. İşte bunlar büyük bir kabın içerisine atılıp homojen bir karışım yapıldığı zaman, bakın karışımın yoğunluğu nedir diye soruyor bakın bize. Demek ki 4 ile 2 eşit hacimde karışırsa karışımın yoğunluğu karışıma katılan sıvıların aritmetik ortalamasına eşittir. Yani bakın DA artı DB bölü 2, 4 artı 2 bölü 2'den 6 bölü 2, o da 3 olur. Şimdi bu örneğimizde bakın gençler, demiş ki karışımın yoğunluğu hacimce büyük olan sıvıya daha yakındır. Bakın dikkat edin cümleye, karışımın yoğunluğu gençler hacimce bakın büyük olan sıvıya daha yakındır diyor. Peki bunu yapmadan önce bakın gençler daha iyi anlayın diye şu yan tarafa bir kap çizdim. Bakın şu. Peki burayı eşit hacimde karıştıralım gençler. Birbirine homojen karışabilen iki farklı sıvıdan bakın karışımın yoğunluğu hacimce büyük olana daha yakındır. Mesela bunun içerisine ne yapalım? Eşit hacimde yoğunluğu D olan bir sıvı ile yoğunluğu 3D olan bir sıvıyı homojen karıştırdığım zaman karışımın yoğunluğu neydi bakın gençler? D artı 3D bölü 2'den 2D'ydi. Demek ki biz bu iki sıvıyı eşit hacimde karıştırdığımız zaman ne çıkıyor? 2D çıkıyor. Peki buradaki K kabına bakıyoruz. Bakın K kabının içerisine yoğunluğu 4D olan bir sıvı atıyorum. Peki ben bunu nasıl çözeceğim? Dikkat edin gençler, pratik bir yöntem geliyor size. Benzer kap modelini uygulayacağız. Peki benzer kap modeli ne demektir? Bakın benzer kap modeli demek küçük kabın aynısını büyük kabın içerisinden alacaksın. Yani küçük kabın hacmine ben V1 dersem büyük kabın içerisinden de bunu benzeştirip V1 hacim çıkaracağım. Ya da şöyle düşünebilirsiniz, x eksenine göre simetriğini alın gençler. Peki biz bunun x eksenine göre simetriğini aldığımız zaman bakın burada mavi kısım ne yaptı? Arttı. Niye arttı? Demek ki yoğunluğu 4D olan sıvıdan çok oldu. Peki biz tam böyle buraya bakın, burası eşit hacim değil mi? Eşit hacim olduğunda karışımın yoğunluğu nedir? 2D'dir. Ama kimden fazla? 4'ten fazla. O zaman 4'e yakın. Peki asla bakın burası 4D. Ha burayı 4D değil de gençler bunu değiştirelim. Bunu deminki yaptığımız örnekle kıyaslayabilmemiz için bunu 3D yapalım. Bak daha iyi oldu şimdi. 3D ile D'nin eşit hacimdeki homojen karışımı 2D.
Ama bende kimden fazla? 3'ten fazla. Peki 2 olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü eşit hacim değil. O zaman 2'den kesinlikle büyük olacak bakın. O zaman K sıvısının yoğunluğu 3D'de olamaz gençler. Neden? Çünkü karışımın yoğunluğu karışıma katılan sıvılardan herhangi birine eşit olamaz ki. Arasında bir değer alır. Şimdi gelelim L kabına. L kabının yoğunluğu bakın. L kabında yoğunluğu D olan bir sıvı varmış. Peki biz bunun içerisine neyi atmışız? Yoğunluğu 4D olan başka bir sıvıyı atmışız ve bunları homojen karıştırmışız. Baktım ki uyanıklık yaptım. Ne yapacağım gençler? Benzer kap modelini kullanacağım. Benzer kap modeli ne demektir? Büyük kabın içerisinden küçük kabı benzeştirerek çıkaracağım. Demek ki diyorum ki buranın hacmi V kadarsa bu da V kadar. Peki yoğunluğu D olan bir sıvı ile burası 4 değil yine 3D alalım. Yoğunluğu 3D olan bir sıvıyı homojen karıştırdığım zaman eğer ki bunlar eşit hacimde karışırlarsa karışımın yoğunluğu ne çıkar gençler? 2D çıkar. Ama kimden fazla? D'den fazla. O zaman D'ye yakın. Demek ki L kabında oluşan karışımın yoğunluğu asla D olmaz ama 2D'de olmaz. Değil mi? Demek ki burası D ile 2D arasında olur. Peki bize diyor ki hangi kaplarda oluşan karışımın yoğunluğu daha büyüktür diyor. E K kabında oluşan karışımın yoğunluğu 2 ile 3 arasında. Peki L kabında oluşan karışımın yoğunluğu ne bakın gençler? 1 ile 2 arasında. O zaman K'daki karışımın yoğunluğu L kabında karışımın yoğunluğundan büyük olur. Şimdi gelelim musluklu sorulara gençler. Bakın burada ne diyor? Burada en önemli cümle neresi gençler? En önemli cümle sıvıların homojen karışabiliyor olmasıdır bakın. Birbirlerine homojen karışabilen iki farklı sıvı varmış. Ve biz bunları boş bir kaba almışız ve homojen karışım yapıyoruz. Mesela deminki örneği bir daha verelim gençler. Dikkat edersek buradaki D1 sıvısı altta. Yoğunluğu büyük olan sıvı kabın dibine daha yakın değil midir? Demek ki D1'in yoğunluğu 3D olsun. Peki deminki örneğimizde olduğu gibi D2'nin yoğunluğu da D olsun. Demek ki buradaki musluklara da birine K musluğu diyelim, birine L musluğu diyelim. Demek ki L K musluğundan yoğunluğu 3D olan bir sıvı aksın. L musluğundan da yoğunluğu D olan bir sıvı aksın. Peki bunlar büyük bir kabın içerisinde hemen karışıyor bakın. Buradaki V hacminde 3D ile gençler bakın buradaki V hacminde ne yapıyor? D karışıyor. Peki bu 3D ile D hemen homojen karışırsa karışımın yoğunluğu 2D olmaz mı? Bakın bekleme olmaz. Demek ki buradaki karışımın yoğunluğu ne olur gençler? Hemen 2D olur. Bak zaman ilerledikçe kaptaki su miktarı ne yapıyor? Artıyor. Kaptaki su miktarı artıyor ama karışımın yoğunluğunda artma var mı? Yok. Neden? Çünkü eşit hacimde karışıyor bunlar. Evet, şimdi gelelim bir sonrakine grafiğimize. Bakın burada ne demiş gençler? Burada D1 yoğunluğu bakın deminki örneğimizle benzeştiriyoruz. D1 yoğunluğumuz D olsun. D2 yoğunluğumuz 3D olsun. Peki biz ne biliyoruz? Karışımın yoğunluğu karışıma katılan sıvılardan herhangi birine eşit olamaz. Ya arasında bir değer alır bakın. Bu grafik birazcık bizim hatalı çizilmiş gençler. Ya da şöyle de çizebiliriz bakın bunu. Şöyle çizelim daha iyi olsun. Şurayı da sileyim ben size. Bakın şurayı biz ne alalım? Şurada diyelim. Buraya DK diyelim. Bak burası karışım olsun. Ve karışımın yoğunluğu nedir? Bu olsun. Peki burası DK. Peki burada da ne olsun? D2 yoğunluklu bir sıvımız olsun. Bu da 3D. Peki yoğunluğu bakın D1'in yoğunluğu ne? D. Buradan akan sıvının yoğunluğu ne? 3D. Ama birden boca edilseydi ve bunlar eşit hacimde karışsaydı bu soruyu kendimize soracağız.
Bakın bu iki sıvı birden boca edilseydi ve eşit hacimde karışsaydı oluşan karışımın yoğunluğu ne olacaktı? 2D olacaktı. Ama birden yapılmıyor. Ya buradaki yoğunluğu 3D olan bir sıvı yavaş yavaş boşaltılıyor. O zaman ne olacak? Yavaş yavaş artacak. Peki artıp en sonunda bunlar eşit hacimde karıştığı için, bak bundan sen burası V hacimse, buraya kattığım sıvı da V hacim. O zaman toplam hacim miktarı ne olacak? 2V hacim. Eşit hacimde karıştığına göre karışımın yoğunluğu ne olur? 2D olur. Ve bu ne olacak bakın gençler? Parabolik olarak artacak. Şimdi gelelim bu sefer de tam tersini düşünüyoruz bakın gençler. Tersi nedir? Bakın tersi şu. Şimdi yoğunluğu D1 olan bir sıvı var. Burada da akan sıvının yoğunluğu da D2. Şimdi biz ne yaptık? Yoğunluğu D olana 3D akıttık. Demek ki başlangıçta bizim kabın içerisinde yoğunluğu D2 olan bir sıvı var. Bak bunu düzeltelim. Burası D2 olacak. Demek yoğunluğu D2 olan bir sıvı var. Bakın 2 yazdım. D2'nin yoğunluğu ney? 3D. Peki buradaki D1'in yoğunluğu ney? D. Peki D1'in yoğunluğu D. Bunu da yazdım. Peki yoğunluğu D1 olan bir sıvıya, bak 3D olan bir sıvı yavaş yavaş karıştırılırsa, bakın yanlış dedim, yoğunluğu 3D olan sıvının içerisine yoğunluğu D olan bir sıvı yavaş yavaş karıştırılırsa o zaman karışımın yoğunluğu ne yapar? Giderek azalır. Bakın bu grafik biraz daha şöyle olacak gençler. Peki tamamen boca edildiği zaman karışımın yoğunluğu ne olacak? Eşit hacimde karıştığı için 2D olacak. Anlaşıldı mı gençler? Evet, şimdi gelelim bir sonrakine. Bakın burada ne demiş bak. Bu tip sorular da geliyor gençler. Hani işlem kalktı ya, işlem kalktığı için grafik yorumları geliyor. Bakın bize ne gelir? Bir kütle hacim grafiği verir. Kütle hacim grafiğinde der ki bize bu saf karışımın içerisindeki kütle oranları ya da hacim oranları ne olur diye sorabilir. Bak burada uyanıklık yapacağız gençler. Eğer ki karışımın içerisindeki hacim oranları nedir diye sorarsa ben hacim ekseninden dikme çıkacağım demektir. Peki karışımın içerisindeki kütle oranları nedir diye sorarsa o zaman da kütle ekseninden dikme çıkacağım demektir. Demek ki burada birinci görselde bakın burada bize neyi sormuş gençler? Hacim oranlarını sormuş. O zaman ben ne yapacağım? Tork alacağım ya da diyeceğim ki bu D2 sıvısının hacmine V2 dersem, D1 sıvısının hacmine V1 dersem o zaman V2 çarpı bakın karışıma olan uzaklığı A eşittir. V1 çarpı karışıma olan uzaklığı B. Mesela atıyorum kafadan burası 2 birim olsun, burası 1 birim olsun. Bakın nasıl bulacağım ben? V2 çarpı 2 diyeceksiniz. V1 çarpı 1 diyeceksiniz. Demek ki buradan ne sonuç çıkıyor? Karışımın içerisinde V hacim 2 nolu sıvıdan varsa 2V hacimde 1 nolu sıvıdan var demektir. Bu kadar. Şimdi diyor ki böyle bir karışım verilmiş. Karışımın içerisindeki hacimler oranı nedir diye sorarsa hacim ekseninden dikme çıktım. Peki kütleler oranı nedir diye sorarsa kütle ekseninden dikme çıktım. Peki hacim ekseninden dikme çıktığım zaman ne oldu? Bak V2 çarpı A eşittir V1 çarpı B oldu. Peki buradaki A'yı atalım kafadan 2 olsun, B'de 1 olsun. Peki bu durumda karışımın hacmi ne olur bakın? V2'den V hacim varsa V1'den 2V olur. Demek ki V1'in V2 oranı buradan bulur. Peki bize dese ki karışımın içerisindeki kütleler oranı nedir diye sorarsa bak bu A'ya ait kütle MA, B'ye ait kütle MB'dir. Atıyorum kafadan X 2 birim olsun bakın gençler Y'de 1 birim olsun. Peki bizden neyi istiyor? Diyor ki soruda karışımın içerisindeki A'nın kütlesinin bakın gençler B'nin kütlesine oranını istiyor. O da nedir? 2, 1 bölü 2 olur. Şimdi bakın karşımıza güzel bir örnek çıktı gençler. Diyor ki burada kesitleri verilen kaplarda yarı yüksekliğine kadar kendi içinde homojen
4 gram bölü santimetre küp öz kütleri su ile, bakın, sıvı ile dolu iken kap doluncaya kadar öz kütlesi 6 olan bir sıvı konuluyormuş. Ha, bakın ne demek istiyor bak. Burada 4 gram bölü santimetre küp öz kütleli su var. Bak burada da 4 gram bölü santimetre küp öz kütleli su var. Burada da 4 gram bölü santimetre küp öz kütleli su var. Bakın burada da 4 gram bölü santimetre küp öz kütleli su var. Peki bunun içerisine ne diyor? Bakın kap doluncaya kadar 6 gram bölü santimetre küp atılıyor. Bakın buraya da kap doluncaya kadar 6 gram bölü santimetre küp atılıyor. Buraya da kap doluncaya kadar 6 gram bölü santimetre küp atılıyor. Buraya da atılıyor. Peki size soruyorum. Bak şu kap nasıl kap? Eşit hacim. Peki eşit hacimdeki karışımda 6 ile 4 eşit hacimde karışım yaparsa karışımın yoğunluğu karışıma katılan sıvıların aritmetik ortalaması değil miydi? O zaman 5 olacak. Demek ki M sıvısının yoğunluğu kaç? 5. E bu da eşit hacim gençler. Bakın bu da eşit hacim. E bunun yoğunluğu da 5. Ama K'daki eşit hacim değil. Nedir? Küçük kabın aynısını ben büyük kabın içerisinden alırsam karışımın yoğunluğu 5. Ama kimden fazla? 6'dan fazla. O zaman K'daki karışımın yoğunluğu asla 5 olmaz. Ama asla da 6 olmaz. Ya 5 ile 6 arasında bir değer olur. Peki L'ye baktığım zaman burası 6. Bak 6'nın hacmi küçük. Uyanıklık yapın. Peki bu küçük olan hacmi büyük olanın içerisinden al. Aldım. Eşit hacimde karışsaydı ne olacaktı? 5 olacaktı. Ama kimden fazla? Bakın yeşiller fazla. 4'ten fazla. O zaman L'deki karışım nedir? Asla 4 olmaz. Ama ne olur gençler? 4 ile 5 arasında bir değer olur. Peki yoğunlukları sıralayınız derse biz ne yapacağız? Bakın en fazla yoğunluk kimde? K kabında. Peki ondan sonra kimde? M kabında. Kaç? 5 çünkü. Ondan sonra N'de bak. M ile N aynı. En küçük yoğunluk kimde? L kabında. Şimdi öncüllere bakalım gençler. Demiş ki K kabında 5 gram bölü santimetre küp ile 6 gram bölü santimetre küp arasında bir karışım oluşur. Doğru gençler. İkinci de M ve N kaplarındaki sıvı yoğunlukları eşittir demiş. Doğru. Her ikisi de 5. Üçüncü de L kabında 4 gram bölü santimetre küp ile 5 gram bölü santimetre küp arasında bir yoğunluk oluşur. Evet doğrudur. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. X ve Y ve bunların karışımından oluşan sıvılara ait kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye soruyor bakın. Karışımdaki X sıvısının kütlesinin Y sıvısının kütlesine oranı 2. Bakın dikkat edin kütleleri oranı derse biz ne yapıyorduk gençler? Önce eşit kesen kütleyi buluyorduk. Yani sabit bir kütle çizgisi çiziyordum. Bak çizdim. Kırmızı çizgiyi gördük mü gençler? Bakın ne kadar kolay. Burada ne var? Mx var bakın gençler. Burada mx var. Şimdi bu soruda neyi soruyordu bize? Kütleler oranını soruyordu. Bak bunu böyle kütleler oranı derse eşit. Bakın bir kütle ekseni çizeceksiniz. Peki x'e ait kütle nedir? Mx. Y'ye ait kütle My. O zaman ben ne yapıyordum gençler? Bakın ne kadar kolay işim. Mx çarpı bakın karışıma olan uzaklığı 1 birim. Çarpı 1. Eşittir diyordum. Bak My çarpı karışıma olan uzaklığı 1, 2 birim. İşte yazdım. Demek ki buradan ne sonuç çıkıyor? Y'den M gram alırsam bakın. X'den kaç M gram alacakmışım? 2 M gram. Demek ki karışımın içerisinde X'in kütlesinin diyor. Bakın birinci öncülde Y'nin kütlesine oranı 2. Demek ki doğru söylüyor gençler. 2'ye bakıyoruz. K
Karışımın içerisinde X sıvısının hacmi Y'den büyük. Peki hacim ekseni derse biz ne yapıyorduk? Bakın burayı temizleyelim. Hacim ekseni derse eşit kesen hacmi alıyordum ben. O halde bakın burayı aldım. Peki ben burayı aldığım zaman şuradaki uzaklıklara bakmam lazım. Buraya ne yazacağım? Vx diyeceğim. Buraya ne yazacağım? Vy diyeceğim bakın. Şuraya A, buraya B diyeyim. Kural nedir? Vy çarpı A kime eşit? Vx çarpı B'ye. Peki A B'den küçük mü? O zaman Vy kimden büyük? Vx'den büyük. İkinci öncülde ne demiş? Karışımın içerisinde X sıvısının hacmi Y sıvısından büyüktür demiş. Demek ki yanlış demiş. Gelelim üçüncü öncüle. Demiş ki X sıvısı ile Y sıvısından eşit hacimde alınıp homojen bir karışım yapıldığında karışımın yoğunluğu X sıvısının yoğunluğunun 1/4'üne eşit olur. Peki o halde biz buradan neyi bulmamızı istiyor? X'in yoğunluğunu bulmamızı istiyor bakın. X'in yoğunluğu ne demektir? X'in kütlesinin hacmine oranı. Peki ben buraya M dersem burası V, burası 2V olsun. Demek ki X'in öz kütlesi nedir gençler? M bölü V'den D'dir. Peki Y'ye bakıyorum. Buradaki Y'nin öz kütlesi demek gençler Y'nin kütlesinin hacmine oranıdır. Peki Y'nin kütlesi M'dir. Hacmi bakın 4V'dir bakın. Şurası 4V hacim. 4V. Peki biz şuna ne diyelim gençler biliyor musunuz? M bölü bakın buraya yeniden yazıyorum. M bölü 4V'ye bak M bölü 4V'ye ben D dersem M bölü V 4D olur. Demek ki karışımın içerisindeki X'in öz kütlesi 4D ise Y'nin öz kütlesi D olur. Peki bize ne diyor 3. öncülde? Bunlardan diyor eşit hacimde al. Alalım o zaman. Demek ki biz buradaki X sıvısından V hacminde aldığım zaman X'in kütlesi ne olur bakın gençler? 4D çarpı V olur. Peki Y sıvısından V hacimde aldığım zaman Y'nin kütlesi ne olur? D çarpı V olur. Demek ki X ile Y sıvısından eşit hacimde alınıp homojen bir karışım yapıldığında karışımın yoğunluğu X sıvısının yoğunluğunun kütleleri oranı nedir? 4'tür. Peki bize neyi sormuş? Yoğunlukları oranını sormuş. O zaman karışımın yoğunluğu D artı 4D bölü 2'den ne olur? 2,5D olur. Peki X'in yoğunluğunun 1/4 mi? Hayır gençler. X'in yoğunluğunun 1/4 mi? Evet 1/4. Neden? Çünkü buradaki X'in yoğunluğu nedir? Bakın 4D oldu. Burada X'in yoğunluğu 4D oldu. Bakın. Peki karışımın yoğunluğu 2,5D. O zaman 1/4 olmadı gençler. Doğru cevabımız ne çıktı buradan? A seçeneği çıktı.